Evet, Sinan Meydan'la devam ediyoruz, sevgili Sinan Meydan. Öyle bir noktadayız ki, evet. işte bir tarafta deprem, bir tarafta seçim telaşı ve bir tarafta, bir tarafta işte üniversitelerde eğitim durduruldu ama yatılı Kur'an kurslarında devam ediyor. Belki bu hafta içinde dördüncü defa tekrar edeceğim ama. Ee, bunu söylemekte yarar var yani. Çünkü Hı. üniversitelerin önemini anlatmak bakımından. Hı. Almanya'da işte bu Nürnberg Mahkemeleri sırasında bir Amerikalı general, Alman generali diyor ki, Hı. öyle bir mahvoldunuz ki bir daha ayağa kalkamazsınız diyor. Yok kalkarız diyor. Nasıl kalkacaksınız? Üniversitelerimiz ayaktadır. Tabii. O çok önemli ve, ve bakın e, bizde de örneği biz kendimizden örnek verelim Namık Bey. Kurtuluş Savaşı devam ediyor. En şiddetli anı Kütahya Eskişehir savaşları. Kütahya-Eskişehir savaşlarını kaybettik biliyorsunuz ve Mustafa Kemal orduyu geri çekmek zorunda kaldı. Yani Ankara kapılarına kadar ordumuzu evet. geri çekti. Ee, o Kütahya-Eskişehir savaşları devam ederken, ki Sakarya Savaşı'ndan önce Ankara'da bir marif kongresi düzenliyor Mustafa Kemal Paşa. Eleştiriyorlar, diyorlar ki ya savaş var, ya zor durumdayız, şimdi top tarakları arasında eğitim işlerini mi konuşacağız, sırası mı bunun dediklerinde Mustafa Kemal Paşa diyor ki evet tam sırasıdır diyor. Çünkü o asıl büyük düşmanın cehalet olduğunu farkında. Evet. Yani evet. Kurtuluş Savaşı'nı kazansa bile eğer cehaleti yenemezse yani emperyalizmi yense bile cehaleti yenemediği sürece kazanılan zaferin hiçbir şey ifade etmeyeceğini farkında. Onun için bakın 1921 yılı Temmuz ayında Ankara'da Marif Kongresi'ni düzenledi. Ve o Marif Kongresi'ne katılanların sadece erkek öğretmenler olmadığını görüyoruz kadın öğretmenleri de davet etti. Bu ilk olan bir durum. Evet, 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 Ve onu da eleştirdiler. Yani kadın erkek aynı salonda böyle bir kongre nasıl olabilir? Savaş sırasında deyince Mustafa Kemal Paşa bu eleştirileri reddederek o kongreyi düzenledi. Yani muallime hanımlar ve muallim beyler diye başlıyor konuşmasına. Yani kadın öğretmenleri de 1921 Anadolu'sunda bu kongreyi çağırıyor ve o eğitim cephesini bu kongreyle güçlendiriyor. Güçlendiriyor. Çünkü şunun farkında yani asıl büyük düşman cehalet. o düşmana karşı zafer kazanamadığın sürece savaş kazanmanın pek bir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Mümkün de değil zaten. Değil. Mümkün de değil. Onun için cumhuriyeti layık cumhuriyeti kurdu. Yani İstanbul'un fetinde evet. de e, dualar Böyledir. değil Böyle matematik tabii. var, fizik var. Yani o büyük topları, kimya var. O büyük topları döktürmeden evet. O büyük e, askeri hazırlıkları yapmadan yani bilimin gücüne dayanmadan. İstanbul'u fethetmen de mümkün değildi. mümkün değildi. Şimdi ama geldiğimiz Türkiye'de bu çağda, e, çok üzüntü. Cahilin ferasetine güvenen dekanlar asıl büyük var. enkaz bu işte. Ben bunu anlatmaya çalıştım birinci bölümde. Yani yaşadığımız o büyük deprem enkaz altında kalanlara hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyelim. Yani yakınlarına baş sağlığı dileyelim. Bütün ulusumuzun başı sağ olsun hepimizin. Ama Asıl büyük enkaz bu işte. Cehalet. Ya bu cehalet yani. Bu bu enkazın altında kalırsak ki biz bir kere kaldık bunun altında ulusça. Ne zaman kaldık? Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde. Aklı ve bilimi devreden çıkardığımızda bu enkazın altında kalıyoruz biz. Asıl büyük enkaz bu. Asıl yıkımı getiren bu. Evet. Evet. Bunu biz gördük. Cumhuriyeti kuranlar bunu gördüler. Ama onlar ve bu enkazı kaldırmayı başardılar. Evet. Cumhuriyeti kuranlar. Evet. Ama onlar evet. o günleri, o günleri evet. sanki hani ee, dilimiz alfabeyi değiştirince geçmişimizden koptuk. Ya Adamlar okuma yazma bilmiyor ki. Bir rivayet muhtelif. Maalesef. Bakın, ee, %3 diyen de var, %8 diyen de var. Az önce gösterdiğim var. 1933 yılından itibaren Cumhuriyet'in kurduğu fabrikalarda evet. okullar dışında bir de ne var biliyor musunuz? Okuma yazma kursları var. Bütün fabrikaların. Niye okuma yazma kursları var? Bakın 1930'larda bile fabrikaya gelen işçilerin neredeyse tamamı okuma yazma bilmiyor. Bakın 1930'larda bile. Dolayısıyla Cumhuriyet ne yapıyor? Sadece okullarında değil, fabrikalarında açtığı kurslarla da, okullarla da, fabrika kurslarıyla ve okullarıyla da okuma yazma öğretmeye çalışıyor. Başka bir şey daha yapıyor Namık Bey. Ne yapıyor? E, sistemin temeline, bu cehaleti yenmek için bir kere eğitimi önce millileştiriyor. E, 3 Mart 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu çok önemli Eğitim öğretim dağınık haldeydi Osmanlı İmparatorluğu'nda. Bu dağınıklığa son veriyor. Eğitimi ulusal ve uluslararası düzlemde, e, ilkeler çerçevesinde yeniden eğitimi belirliyor. Eğitimin ilkeleri neler? Eğitim bir kere ulusal nitelikte olacak. İkincisi, bu eğitimden çıkan e, bireyler, yetiştirdiği bireyler uluslararası, yani dünyayla yarışacak düzeyde e, aynı zamanda e, donanıma sahip olacak. Bu eğitim akla ve bilime dayanacak. Bu eğitimin temelinde laiklik olacak. Bu eğitim karma olacak ve bu eğitim mümkün olduğu kadar ücretsiz olacak. E şimdi cumhuriyet bunu başarırken merkeze aklı ve bilimi yerleştirmiş. Bakın bazı veriler, kaynaklar getirdim göstereyim mi? Tabii çok, tabii çok, çok tabii, tabii tabii. Aslında o Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesiyle birlikte altında kaldığımız enkaz nedir? Geri kalmışlık. Yani cehalet. Evet. O enkazın altından bu ülkeyi ayağa kaldırabilmek için çağdaş, layık, bilimsel, akılcı bir eğitim o sistemi savaşı O savaşı kazanmaktan daha zor. Daha önemli. Bunu kurdu ama Cumhuriyet. Akılcı ve bilimsel bir eğitim sistemi kurdu. Bakın kanıtlarıyla bunu gösterelim. Elimde ders kitapları var. Cumhuriyet'in 1920'li yıllarından itibaren, 30'lu yıllarında özellikle ders, okuttuğu bazı dersleri getirdim bakın. Liselerde ve ortaokullarda. Namık Bey bu lise, bu elimdeki kitap lise birinci sınıf. Şuna bakar mısınız? Lise birinci sınıf umumi coğrafya. umumi coğrafya dersleri lütfen yakından alın evet lise birinci sınıf umumi coğrafya dersi kitabı şimdi bu kitabın içinde bakın dönemin bilimsel literatürü taranarak hazırlanmış 550 sayfalık bu kitabın içinde haritalar görseller işte resimler var. Ve burada evet. ne anlatılıyor bakın. Bu kitabın anlattığı konulardan bir tanesi zelzeleler, depremler konusu. Depremler. Lise bir kitabında Cumhuriyet, tarihini de verelim. Bakın bu kitabın tarihi 1932, müderris Faik Sabri, zelzeleler konusu var. Coğrafya dersinde. Evet, coğrafya dersinde ve bu zelzeleler konusu hurafelerle anlatılmıyor. Bilimli. Bu bilimsel ilkeler çerçevesinde anlatılıyor ve lütfen şuraya bakın. 1932 yılı Cumhuriyet'in Atatürk'ün coğrafya kitabı, umumi coğrafya dersleri kitabı, lise birinci sınıf dönemin literatürü taranarak dünyada depremlerin nasıl meydana geldiği tarihsel açıdan depremler, jeolojik açıdan depremler yıl 1938 biliyorsunuz kısa bir süre sonra Erzincan'da büyük bir Erzincan deprem bir olacak. Bittim. Bakın burada dünyadaki depremleri anlatırken henüz Erzincan depreminin yeri verilmemiş ama şuna hazırlamış Cumhuriyet. Böyle i̇şte, bir şey var. Ya deprem var. Gelecek. Ve bu deprem nasıl olur? Buna karşı nasıl hazırlıklı oluruz? Cumhuriyeti kuranlar liselerinde okuttukları Umumi Coğrafya dersindeki işte ders kitabı 1932 i̇şte. tarihli. Namık Bey, birkaç kitap daha göstermeme izin verir misiniz? Elbette, elbette. Bakın, elbette. Şimdi anlattığımız şey afaki şeyler değil anlattıklarımız. Bir kitap, yani, yani bu somut dokunuyoruz. Belge, tabii. belge <laughs> kendi arşivimden getirdim evet. bunları. Ya insan o kadar gururlanıyor ki ve üzülüyor ki ya şu lise 1 lütfen lise 1 coğrafya coğrafya ders kitabına bakın 550 sayfa. Ya nereden nereye geldi? Şimdi geldik? yani bir şey daha göstereyim. Yine bir lise kitabı getirdim. Bu ikinci sınıf, lise ikinci sınıf derse bakın lütfen. Yeni jeoloji. Bakın bu bu, bu Cumhuriyet'in, Atatürk'ün kurduğu. 1932 mi? Evet bu kitabımızın tarihi de 1932. Yani 1930'lu yıllar hani o hep eleştirirler, yerden yere vururlar, tek parti şöyleydi, tek parti böyleydi diye anlattıkları Atatürk'ün kurduğu layık cumhuriyetin liselerinde okuttuğu ders kitaplarından biri de bu. Yine kendi arşivimden bu kitabın adı Yeni Jeoloji. Bakın bu kitapta da ilginç şeyler var. Dönemin dönemin bütün bilimsel literatürü taranarak hazırlanmış bir ne? kitap. Ya yani 1930 literatürü dünyada taranarak hazırlanmış bir bilimsel kitap. Arzın e, çıkışı nasıl oldu? Ya yani dünya nasıl doğdu? Doğdu. E, jeoloji nedir? Bakın, dünya öküzün bak, boynuzunda mıydı? Jeoloji öküzün... nedir ve bu kitabın da bir özelliği daha var. Şuraya bakar mısınız? Oo, resimlerle evet. bilimsel atıflarla e, ya, arkasındaki kaynakçasıyla ve yönlendirmeleriyle bir gerçekten çağdaş bir ders kitabı. Şöyle. Şimdi bu jeoloji kitabı. Burada da yine depremlerden tutun da jeoloji ilgilendiren bütün konular lisedeki gençlere aktarılmış. Bakın başka bir şey daha göstereyim. Tarih kitapları. Şimdi Cumhuriyetin okullarında okutulan tarih kitaplarından biri. Bu Tarih 3 kitabı. Liselerde okutuluyor. 4 cilttir bu. Şöyle 4 cilt <laughs> kitap. Namık Bey ki bu kitaplara Atatürk çok büyük önem veriyor. Çünkü tarihin ne kadar önemli olduğunun farkındadır. Bir ulus devlet kurarken onun temeline ulusal bir tarih yerleştirmek er, er, çok evet. önemli. Tarih bilinci çok önemli. Ve bakın bu getirdiğim ciltte ne anlatılıyor? Yani şu cilt sadece hani diyorlar ya Cumhuriyet Osmanlı'ya işte görmezden geldi. Osmanlı tarihini unutturdu. Şimdi bu yalancılara şunu şunu gösterelim. Bu Cumhuriyetin liselerinde okuttuğu 4 ciltlik tarih serisinin 3. cildi ve bu cildin konusu şuradan yaklaşırsanız Baştan sona kadar Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti. Ya sadece Osmanlı inceliyor üçüncü cilt. Ve Osmanlı tarihini, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, Osmanlı İmparatorluğu, İmparatorluğun inhitatı, imparatorluğun inhilali ve inkırazı, yani çöküşü, yıkılışı, evet, evet. gerileyişi, kuruluşu ve bu kitabın ilginç bir özelliği var. Osmanlı Devleti'nin kültürüne, medeniyetine, uygarlığına, sanatına, bilimine önem veriyor. Yani çocuklara diyor ki bunu okuyanlara. Ya sizin ecdadınız bu dışında başka şeyler de yaptılar. Ne yaptılar? İşte bilgi üretmeye çalıştılar. Bir sanatları, bir kültürleri var. Onu geliştirmeye çalıştılar. Medreselerin iyi işlediği dönemde işte eğitimin e, akla ve bilime dayandığı dönemde başarılı oldular. Üretmeyi başardılar. Dünyaya böyle hükmettiler. Üretebildikleri için bunu anlatıyor ve diyor ki niye yıkıldı peki? Diyor ki üretimden vazgeçtikleri için, akla ve bilimi devre dışı bıraktıkları için, sanayi devrimini e, gerçekleştiremedikleri için, tarım devriminden sanayi devrimine geçemedikleri için, bilimi sanatı imal ettikleri için yıkıldı diyor. Evet, ders çıkarıyor ve bakın burada e, haritalardan tutun resimlere kadar öyle haritalar, resimler, fotoğraflarla bu dört cilttir. İlginç bir kitap daha göstereyim. Dönemin ders kitapları. Namık Bey çok bunlar belki de televizyonlarda ilk kez gösteriliyor da olabilir. Çünkü pek görmüyoruz. Bu da bir bu da bir ders ben kitabı. Ben görmemiştim. Evet, bu da bir ders kitabı. 1938 baskı Necmettin Sadağın Sosyoloji Dersleri kitabı. Bakın. Bu da sosyoloji. Evet. Şimdi pek çok ders zaten sosyoloji. kaldırıldı, bakın, müfredattan. Şimdi bu sosyoloji kitabında ilginç bir bölüm vardı. Onu paylaşayım. Bakın neler öğretiyor Cumhuriyeti kuranlar çocuklarına 1930'lu yıllarda. Hani diyorlar ya şöyle diktatörlük böyle diktatör. Bakın neyi öğretiyor genç Cumhuriyet çocuklarına? Demokrasinin ne olduğunu, demokrasiler müsavat fikrimi doğuran sosyal sebepler, eşitlik fikrini doğuran sosyal sebepler ve demokrasi nedir? nedir? Niye önemlidir? Namık Bey. Çok daha ilginç bir bölüm var. Bakın biz bugün bunu çocuklarımıza öğretemiyoruz. Milletin diğer vazifeleri sosyal yardım, fikir ve sanat hayatı. Bir konu bakın. Milletin diğer vazifeleri sosyal yardım, fikir ve sanat hayatı. Sanat, evet. Şimdi burada diyor ki Devlet vazifelerinin son asırdaki genişlemesine bu vazifelerin milli vicdan ve hakimiyet otoritesi arasındaki münasebetlere göre tekamül ettiğine en iyi misal yeni milli devletlerin üzerlerine almak mecburiyetinde kaldıkları sosyal yardım ve sanat işlerini koruma vazifeleridir. Eski cemiyetlerde bu vazifeler tamamen ferdiydi. Şimdi cemiyetin malı olmuştur ve şöyle diyor. Halkçı devlet yani demokrat devlet zayıfları kimsesizleri, yoksulları himayeye mecburdur. Bu suretle sıhhat ve yardım hizmetleri devletin esaslı işlerinden olmuştur. Eskiden fertlerin acıma hissiyle kendi kendilerine gördükleri iş devlet milletin ifadesi olunca vicdanın iradesiyle devlete geçmiştir. Bırakılmış çocuklar, kimsesiz hastalar, fabrikalarda çalıştırılan çocuk ve kadınlar, doğurmak üzere olan yoksul kadınlar, Çocuklarına bakamayan, loğusa ve analar, çalışamayan ihtiyarlar hep devletin bakımına verilmiştir. Neler öğretiyor bakın? Devam ediyor. Tabii sosyal devlet. Evet onu anlatıyor ısrarla bakın. Bu suretle devlet ferdi merhametin vekili olmuştur. Bunun sosyal sebebi son asır cemiyetlerinde insan kıymetinin gitgide artmasıdır. Ferdi yardım yardım edilenin, acıyanın bir nevi minneti e, altına girmesi demektir. Halbuki devlet bütün sosyal vicdan demektir. İfadelere bakın lütfen. Hiç. Bundan başka bazı insanların cemiyet içinde yoksul olmalarında sadece kendi şahıslarının değil, mesul olmadıkları sosyal sebeplerin de amil olması ihtimali vücut bulmuştur. Bu nedenle cemiyet doğrudan doğruya olmasa bile bazen kendisinin mesul olduğu haksızlıkları tamir mecburiyetini duymuştur. Devletin sosyal vazifeleri arasında işçiyi korumak da mühim bir yer almıştır. İş kanunu işçilerin çalışma yaş ve saatlerini tayin ettiği gibi onların çalışma yerlerinin ve tarzlarının sağlığa uygun olmasına, hafta tatillerine de dikkat etmek zorundadır eder. Böyle devam ediyor. Yani, yani. burada bir şey daha anlatmış. O da beni çok etkiledi. Bakın hükümet nedir, devlet nedir? Ne kadar önemli değil mi? Hükümet ve devlet bugün en çok tartışılan <laughs> evet, konulardan bir tanesi. Evet, şimdi cumhuriyetin kitaplarında işte sosyoloji dersinde Hükümet nedir? Devlet nedir? Lütfen şuraya yaklaşalım. Hükümeti anlatıyor önce. Şimdi önce hükümet nedir? Bakın devlet hakimiyetinin nasıl kurulduğunu gördük diyor. Şimdi önce aslında önce affedersiniz. Devlet nedir? Önce devleti anlatıyor. Önce devleti anlatıyor. Sonra tabii ki hükümeti anlatıyor. Ben önce o devleti anlattığı yeri e, bulabilirsem. Evet eski devlet düşüncesi. Şimdi. Evet onu e, bulmakla zaman geçirmeyelim. Bakın devlet hakimiyetinin nasıl kurulduğunu gördük. Demiştik ki devletin şekli yahut devlet kudretini yapan bu hakimiyetin şekli sosyal bünyenin bir aksidir. İlk birlikçi totem cemiyetlerinde bu otorite bütün kütle içinde yaygın ve anonimdir. Ferdi otorite henüz yoktur. Cemiyetin otorite kudreti merkezileştikçe monarşiler doğar. Hakimiyet bir ferdin şahsında toplanır. Cemiyetlerin bu merkez otoritesini zayıflatarak çözülme olursa feodalite meydana gelir. Farklar arasında bir ara e, bir sıra dizi başlayınca e, kas rejimi meydana gelir. Cemiyetlerde farklılaşma ve e, bilhassa ekonomik işler ayrılınca iş bölümü olunca demokrasi doğar ve devleti e, hükümet idare eder diyerek hükümetin ne olduğunu ve hükümetin ne olmadığını anlatıyor ve hükümetle devleti birbirinden ne yapıyor Ayırmış. E, Cumhuriyet'in e, kitabı ayırıyor. Ve ısrarla bunu öğretiyor çocuklara bakın. Hükümet nedir? Devlet nedir? Ha, din nedir? Layıklık nedir? Bakın, sosyoloji kitabında dinin ferdi vicdanlara geçmesi ve layıklık. Şimdi bu yine çok örnek verilebilir içinde ama yani var. düşünün 30'larda evet. bu kitaplar 30 okutuluyor 30'larda bu kitaplar evet. okutuluyor. Yani bu kitaplar tıklı. şu anda üniversitelerde belki yok, okutulan bakın, kitaplar. Bu... Üniversitelerde yok bazılarında. Lise kitabı yeni Yani geolojik, düşünün geografi, Türkiye'de yani. eğitimlerde nereye getirilmiş. Bunun tesadüfen olması da asla mümkün değil. Ama evet. bunu digeri çevirmekte hepimizin elinde. Hepimizin elinde öyle şahsi ya da siyasi çıkarlara ya da küçük hesaplara kurban edilemeyecek kadar önemli cumhuriyet. Bilimsel eğitimi yeniden kurmak zorundayız. Yani akla bilime dayalı çağdaş eğitimi yeniden ayağa kaldırmak zorundayız. Getirmediğim çok kitap var. Mesela Atatürk'ün yazdığı liselerde okutulan vatandaş için medeni bilgiler kitabı 1930 yurttaşlık yılından itibaren. Yurttaşlık bilgisi var. diye biz onu okumuşuz onlara. O medeni bilgiler kitabında mesela demokrasinin niye önemli olduğu, niye demokrasiyle yönetilmek gerektiği anlatılır. Tarih 1930 ve yurttaşlık nedir, millet olmak nedir. Yine devlet hükümet nedir? Yurttaşın görevleri nedir? Devletin görevleri nedir? Hükümetin görevleri nedir? Bunları 1930'lu yıllarda anlatmış. Atatürk kendi yazdığı kitapla. Onu getirmedim. Ve kadın hakları özellikle. Kadın haklarına ısrarla vurgu yapmış o kitaplar. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğu'nun o yıkıntısını böyle kaldırdı. Yani o büyük enkaz altında kaldık dedim ya. Ee, ekonomik açıdan, kültürel açıdan, siyasi açıdan gerçekten Cumhuriyet'ten önce bir enkaz durumu söz konusudur. Yani aklı ve bilimin ihmal edildiği, üretimin e, ötelendiği, sanayileşmenin gerçekleştiği... Evet, kadının hayat dışında e, bırakıldığı bir dönem, bir, bir, bir yapı. Şimdi zaten bunun için çöktü imparatorluk. Yani o e, klasik dönemlerdeki... Bilime, sanata, kültüre önem veren, aklı e, temele yerleştiren yapı sarsıldığı için, din istismar edildiği için, işte sanayileşilemediği için üretim e, çarkları işletilemediği için çöktü. Cumhuriyeti kuranlar bunu gördü. Atatürk gördüler. Ve bunu. ne yaptı? Böyle evet. bir eğitim sistemi kurdu. Yani burada gösterecektim. İşte evrim kuramını da anlatıyor. Yani burada jeoloji dersinde de var. Diğer e, kitaplarda da Yaşama var. Aşama dair her şey evet, var. Evet evet, tarih kitabında da var. Evrimi evrimi de anlatıyor. Yani Charles Darwin'in evrim teorisini de detaylı bir şekilde aktarıyor. Yani bütün, şimdi evrimle ilgili okullarda konuşulması bile yasak. Yasak ama bakın 1930'ların kitaplarında e, kitaplarındaki orayı işaretlemiştim ama tabii çok sayıda kaynak olunca ve yayın canlı yayında o yerleri bulmak ve göstermek kolay olmuyor. Ama e, bu kitaplarda bütün o bilimsel Var. literatürü görmeniz mümkün. Bu tür bir eğitimi yeniden kurmak evet. zorundayız. Yani çağın bilimsel verilerini dikkate alan akla dayanan laik bir eğitim sistemi kurmaya mecburuz. Biz bu mecburuz. eğitim sisteminin çok Tabii. gerisinde şu anda. Evet, evet şu şu gösterdiğim kitaplar ders kitapları evet. bakın. Lütfen kamera yakından alsın. Üst üste koyduğum şu kitaplar Atatürk'ün e, liselerinde normalde okutulmasını Ders kitapları. kitapları. Bir, kısmı. Kitaplar. bir kısmı. Bir kısmı. Eşin Daha bu işin içine evet. matematik, fizik, Onları kimya Daha, falan oralara girmedi. O o, o, evet. o, o e, çünkü Şöyle bir şey oldu. Evet. Dedi ki niye din dersini tartışıyorsunuz da dedi. Evet. Matematik, fizik, kimyayı tartışmıyorsunuz dedi. <laughs> i̇şte tartışmadığınız zaman 50 bin can kaybı oluyor. Onu tartışmadığınız zaman. Ya da ne bileyim işte. E... Enkazın altında kalmamanın yolu ha. bu. Yani hani diyorlar ya nasıl sağlam bina yaparız. Evet. Hatın nasıl yapacağımızın evet. E, göstergesi burada. E, şimdi tabii enkazın altında kalmamanın yolu sadece akıl ve bilim değil. Bir de ahlak. Bakın Cumhuriyet'in en, en, önemli yere. sosyoloji kitabında ben orayı göstermedim seyircilere ama ahlakı anlatıyor. Ve ahlakın e, aslında sosyolojik evrimini de anlatıyor. Of, of, of. Ya bunu da anlatıyor. Ve e, Orada bugün Orada da maalesef biz ahlakı sadece, var. ahlakı sadece dinle özdeşleştiriyoruz ya Türkiye'de. Hatta din kültürü ve ahlak bilgisi diye kitaplar vardır. Şimdi Oysa ki işte çok dindar olduğunu ifade eden insanların o kadar ahlaklı olmadıklarını da görüyoruz. Ha dindar dindarlığın unsurlarından bir Tabii tanesi Tabii bir de dindarlıkla dincilik var. Dindarlığın unsurlarından bir tanesi ahlaktır, ahlaklı olmak. Evet. Ama sizin ifade ettiğiniz gibi yani özellikle dincilerde bu ahlakın olmadığını görüyoruz. Evet. Ama gerçekten dindar olan insanlar aynı zamanda ahlaklıdır. Öyle olması gerekir. Öncelikle o Tabii. Olması gerekir. Ama biz şunu görüyoruz ki e, ahlak kavramı dinlerin de ötesinde insanın hem vicdanından kaynaklanan hem e, o yaşadığı topluma saygısından kaynaklanan, çevresine saygısından kaynaklanan, kendi öz saygısından doğan köklere de sahip ve sosyolojik bir evrimi de var. Bunu anlatmış mesela sosyoloji kitabı. Evet. Neden ahlaklı olunması gerektiğinin altını çizmiş. Hele hele bir de toplumsal ahlak. Şimdi bunu bu, bu ahlak kavramının üzerinde yeniden durmak lazım. Ders kitaplarına bu konuyu yeniden e, koymak lazım. Cumhuriyetin mutlaka, yaptığı gibi. Mutlaka. Ve mutlaka. Cumhuriyetin e, e, yaptığı gibi akıl, bilim, ahlak, sacaya üzerinde yeniden inşa etmek lazım. Belki de altılı masanın Eğitim. en önemli gündemlerinden birisinin de bu olması Bu olması lazım. Ya bu, bunu bunu istiyoruz. Yani ee, bu bu enkazı kaldırır nasıl kaldırırız deniyor. Bu tekrar tekrar enkaz. Yoksa bu devam da, edecek, daha kalmayız? da kötü hale gidecek. Böyle kalmayız. Bunu başarırsak, böyle bir eğitim sistemi kurarsak, akılcı, bilimsel, ahlaka alan bir eğitim sistemi kurarsak ve topluma öncelik olarak bunu e, önüne koyarsak, bunu anlatırsak, böyle nesiller yetiştirirsek kurtulabiliriz. Ama şimdi örneğin Meral evet. Akşener böyle bakmıyor olaya. Vallahi yani... Efendim biz evet. kıstırıldık. Ya kıstırıl Cumhuriyet kıstırılmış durumda. Siz neyin hesabını soruyorsunuz hanımefendi? Neyin hesabını soruyorsunuz? Cumhuriyet kıstırılmış durumda. Şu eğitim sistemi, şu eğitim sistemi, 30'ların eğitim sistemi çok daha Osmanlı'da bile olmayacak şekilde gerilere gitmiş durumda. Üzüntü verici. Yani üniversitelerimizin hali ortada. Düşünün ya bir şey oluyor en yangında ilk kurtulacak diye şey vardır. Hani bütün okullarda vardı kum şeylerin içinde. Şimdi ilk kapatılacak üniversiteler. Evet, korkunç. E maçlar seyircisi oynansın. Ya Devlet Bahçeli başka bir ülkede mi yaşıyor? O yüzden gerçekten bu siyasal kısır tartışma da demeyelim artık çünkü çok daha başka bir noktaya geldi. Yani kısır dediğim, tartışmanın dediğim ötesinde gibi, e, bir cumhuriyet hesaplaşmasına yeniden, dönüştü olay. Yeniden büyük bir enkazın altında kalmamak için siyasilerin e, halka kulak vermeleri gerekli bakın. Halkın büyük bir bölümü e, her şeyin farkında evet. ve müthiş bir birleşme var. Toplum bir araya gelmiş durumda. Bütün unsurlarıyla, farklılıklarıyla Siyasetçilere mi? karşı. Evet yani toplum bir şeyin farkında. Yani ülkenin uçuruma doğru gittiğini, şartların işlemediğini görüyor insanlar. Ve çocukları için endişeleniyor. Hepimiz çocuklarımız için Tabii, endişeleniyoruz. Dolayısıyla millet birleşmiş durumda. Bakın zor zamanlarda birleşir Türk milleti. Bir araya getiremezsin yoksa. Dağınız yani her kafadan bir ses çıkar. Ama zor zamanlarda bir araya gelir bu millet. Birleşmiş durumda şu an. O, o gözleniyor, gerçekten gözleniyor. Siyasilerin bu birlikteliğin farkında olması lazım. Bunun farkında olmaları lazım. Yani halk siyasetçinin evet. önüne geçti önüne şu geçti. anda. aynen. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi. O süreçte olduğu gibi dedim ya, zor zamanlarda. Yani ancak da böyle sonuç alınabilir. Evet. Böyle başka türlü alınamaz zaten. Ha. Yoksa Tabii. şeylerin kaprislerine kalırsa, siyasetçilerin Hayır. kaprislerine kalırsa, efendim beş kişi bir yere oturuyorsunuz, şey altı kişi. Ve demokratik bir karar vereceksiniz evet. değil mi? evet. E beş kişi bir şey söylüyor. Sonra bir kişi bir şey söylüyor. E tabii beş kişinin söylediği herhalde olacak. Ama o bir kişi diyor ki kıstırıldım diyor. Ya nasıl bir kıstırılma bu? Bir oylama yapılıyor orada. Herkes görüşünü söylüyor. E peki siz mi bir kişi, beş kişiye e, tahakküm edeceksiniz? Böyle bir durumla karşı karşıyayız ve Türkiye bir arayışın içinde. Türkiye bir arayışın içinde ama Sinan Meydan'ın söylediği çok önemli bir konu o. vatandaş büyük ölçüde karar vermiş durumda. Ve umarız, umarız o vatandaşın kafasında karıştırılmasın. Vatandaş kafası siyasiler kadar karışık değil. Hatta hiç karışık değil. Yani vatandaşı biraz dinlesinler, sokağa çıksınlar, biraz dinlesinler. Ee, insanların nasıl bir araya geldiklerini, nasıl kenetlendiklerini, nasıl e, çıkış aradıklarını lütfen görsünler. Ve o doğrultuda küçük siyasi hesaplar yapmasınlar. Yani hiçbir siyasinin e, ikbal hesabına feda edilemez Türkiye Cumhuriyeti. Hiçbir siyasi partinin e, geleceğine Türkiye Cumhuriyeti feda edilemez. Yani az oy alacaksınız, çok oy alacaksınız ayrı bir şey. Ama şu an içinde bulunduğumuz noktada, Mesela önceliklerimizden bir tanesi nedir? Parlamenter sistemi yeniden kurmak. Çok önemli bakın. Osmanlı İmparatorluğu'ndan o kalan enkazı kaldırırken Cumhuriyet ne yaptı? Ortak akla dayandı. Evet. Hatta daha Kurtuluş Savaşı sırasında ortak akla dayandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu Atatürk. Ve Atatürk'ümüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurarak o meclisle istiklal harbini kazandı. O meclisle Cumhuriyet devrimlerini gerçekleştirdi. Öyle değil mi? Yani ortak evet. aklı işletmek ya milli dertlere şifahanesidir diyor meclis. Atatürk diyor. Milli dertlerin şifahanesi. Şimdi ee, ya o şifahaneyi ortadan evet, kaldırdık. Evet, e, evet. dolayısıyla şimdi mesela bizim e, bütün o, e, muhalefetin önceliğinin bu olması lazım. Yani parlamenter sistemi kurmak, meclisi yeniden eski etkinliğine kavuşturmak, milli dertlerin orada tedavi etmek. E, onun için e, çok büyük sorumluluk var omuzlarında. Siyasetçilerin, ha bu sorumluluktan kaçan siyasetçileri, bu sorumluluktan kaçan siyasetçileri ya da milletin bu bütünlüğünü bozacak davranışlarda bulunan siyasetçileri tarih affetmeyecektir. Bu buna ben de inanıyorum. Tarih affetmeyecektir. Evet. Üstelik şu anda sadece bugün konuştuğumuz bu eğitim konusu bile bir beka sorunu Türkiye Çok için. Çok önemli. Türkiye için bir beka sorunu. Maalesef, maalesef şu anda Türkiye'de çocuklarımızı çok en önemli sorunu eğitemiyoruz. Eğitiyoruz evet. demeyelim. Çünkü televizyon yani. röportajlarında ya da evet. bilgi yarışmaları falan oluyor hani televizyonda. Orada görüyoruz sefaleti. Yani en temel konularda bile bir görüşü bilgisi olmayan insanlar. Ama nasıl yetiştirdiğinizde çok yakından ilgili. Bakın 1930'lardaki i̇şte ders kitaplarını getirdim. Bazılarını yani sosyolojiniz, tarih dersiniz, e, sosyoloji, yeni jeoloji, jeoloji dersiniz, coğrafya dersi. Evet. Ya, bunları bilimsel çerçevede bu çocuklara aktardığınızda evet. Evet. Onları yetiştirebilirsiniz. Yani evet. hiçbir siyasetçinin ben küstüm gidiyorum deme hakkı yok. Ne dersiniz? Yani şu bu, an, bu, bu kadar yani, şu, basit şu değil mi? Az önce ifade ettiğim gibi, bütün siyasetçilerin e, bu sorumluluğun bilincinde olmaları gerekir. Yani tarihsi bir kırılma noktasında Türkiye Cumhuriyeti, 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti laik, e, ulusal laik, e, çağdaş yapısıyla ikinci yüzyıla taşınabilecek mi, taşınamayacak mı tartışıyoruz biz. Yani çok e, üzüntü verici bir tartışma ama Kesinlikle. Türkiye Cumhuriyeti bu noktaya getirildi. Yani ikinci yüzyılın tartışması bu olmamalıydı. Valla ben Niye yanlış tercihler olduğuna inanmıyorum. Bu evet. sanki bilinçli bir şekilde Türkiye. E bu tabii nokta bu noktaya getirildi Türkiye ve bu, bu tartışma gerçekten kahredici bir tartışma. Yani Osmanlı'nın son dönemlerinde başlayan Türk modernleşmesinin geldiği bu nokta gerçekten üzüntü verici. Evet. Ama şunu görmek lazım. Müthiş bir potansiyele sahibiz. Yani cumhuriyet öncesine kadar giden mesela bir e, meclis geleneğimiz var. Cumhuriyetle birlikte e, bir demokrasi e, kurmayı başardık biz. Ha kötü evet. işliyor. Ha. Şöyle hatalı eksikleri var vesaire ama bir diyor, demokrasimiz var. Laikliğimiz var. Laikliğimiz her şeyden önce. En en önemli. Evet laik bir şey, laik yani bir cumhuriyetimiz sahibiz biz. Evet. Ki bu her şeydir bakın. Sudur evet. ekmektir her şeydir laiklik. Yani evet. laikliği aldığınızda cumhuriyetten İran, bir anlamı kalmıyor? İran'dan farkın evet, kalmıyor. Evet. Herhangi evet. bir orta doyurucu. E orası da evet. sonuçta. Yani seçim yapman yetmiyor. Tabi. Leik niteliğini aldığın zaman demokratik yapısını çökertiyorsun. Leiklik yoksa demokrasi de yok. Leiklik yoksa özgürlük de yok. Leiklik yoksa adalet de yok. Eşitlik de yok. Yurttaşlık da yok. yok. Doğru, Dolayısıyla leik cumhuriyeti ikinci yüzyıla taşıyabilecek miyiz? taşıyamayacak mıyız? Evet. Önemli Ve olan bu sorunun cevabı. Bütün muhalif yok. siyasi partilerin de ee, bu gerçeği görmeleri lazım. Evet. Ha bu gerçeği görmüyorlarsa, e, milletin dertlerine derman olamazlar, çare ya, olamazlar. En önemli evet. en önemli konulardan birisi. Atatürk'ün gençliğe hitabesinde saklı değil evet. mi? Atatürk bir görev vermiş gençliğe. Bunu yerine getirme zamanı değil mi bu? Ay, çok tam zamanı. O bugünler için söylenmiş zaten. Evet. Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar demiş. Gaflet, delalet. delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Bu iktidar sahipleri diye devam ediyor. Evet. 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 siyasi evet. amaçlı yani emellerini gaflet, gaflet, tevhid edebilirler. Evet. Yani şahsi çıkarlarıyla tevhid. Edebilirler. Buna ne, de, de, ne derseniz deyin. Evet. Ama bir e, kriz içinde olduğu cumhuriyetimizin çok açık. Evet. E, dolayısıyla çözüm de belli. Millete kulak versinler lütfen. Değil mi? Çözüm orada. Değil mi Yani Türk milleti yine Türk siyasetçisinin önünde. Bunu açıkça ifade ediyorum. Siyasetçilerin Kesinlikle. önünde halk. Bir de dışarıdan nasıl görünüyor? Recai Aksu, bizim Almanya temsilcimiz. Recai bize, Recai Aksu'ya soralım. Bu dünya nasıl görüyor? Avrupa'da nasıl değerlendirildi Türkiye'deki şu andaki bu siyasi çalkantı? Gazetelerde, televizyonlarda neler konuşuluyor? Recai Aksu, merhaba. Merhaba Senden sevgili Namık Uçak. Ee, konu konu konuğuna da, da, da e, merhaba diyorum merhabalar. sevgili e, yani bu Sinan Meydana evet ilgide de izledim e, şunu söyleyelim bir kere Avrupa medyasında açık bir şekilde İyi Parti kurmaylarının da açıklamaları var. 13 yıldır çalışmalarını yürüten ve ittifak olarak yola devam etme kararı alan altılı masa tabii İYİ Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmemesi üzerine dağıldığı yorumları var. Tabii Akşener pazartesi masaya gidecek mi ifadeleri var. İYİ Parti kurmaylarının açıklamaları var. Biz masayı dağıtmadık diyen, sadece önerilerimizi sunduk diyen. Ancak bu arada tabii Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video sonrası, sonra video ve sonra da İmamoğlu ve Yavaş'ın Kılıçdaroğlu ile beraberiz mesajları da tabii değerlendirmeye alındığı da biliniyor. Bunu da söylemiş olalım. Tabii İyi Parti diğer bir rahatsızlık da ifade ediliyor. HDP ve, ve kurmaylar HDP'nin masanın diğer ortağı gibi gösterilmesinden rahatsız olduklarını falan ifade ediyorlar. Avrupa medyasında böyle bir gelişme var. Ama tabii bu arada Cumhuriyet Halk Partisi de yakından takip ediyor bu gelişmeleri. Onunla ilgili yorumlar, Cumhuriyet Halk Partisi ile de ilgili yorumlar var ve CHP'nin kazanacağından emin olduğunu ifade ediliyor Avrupa medyasında. İyi Parti'nin son gün değerlendirmesinin yorumunu yapmak istemiyoruz açıklamaları var. İyi Parti'nin adaylığı konusunda da akşener adaylığı da İyi Parti ye yeniden gündeme gelebilir düşüncesi var. Gelecek Parti'nin açıklamaları var yine Avrupa medyasında. Kılıçdaroğlu'nun adını yeni duydum demek ve bunun üzerine tepki göstermek hayatın olağan akışına aykırı ifadelerini kullan Kutlandığını belirtiyorlar isimlerini vermeden ve özellikle Gelecek Partisi'nin bir yetkilisi tarafından seçime çok adayla girilebileceği ifade ediliyor ki merak etmeyin Taşlar yerine oturduğu açıklaması var Kemal Kılıçdaroğlu'nun o da yer alıyor bir biçimde İyi Parti'nin 6 Şubat depreminden de, de önemli oranda sessiz kaldığını böyle yorumlar da var. Bunun da çok dikkat çektiğini hatırlatan aynı yetkili var bir yetkili. İyi Parti'nin aslında uzun zamandan bir yolu ayrımında olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun beşli çeteye mücadele sözlerinin de İyi Parti'deki bazı isimlerde büyük rahatsızlık yarattığı kaydediliyor. Bunu da söylemiş olalım sevgili Namık Koçak. Ya bu arada Tural Çömez'in bir açıklaması var yine Avrupa medyasında. Ee, diyor ki ayrılma ayrımalarının söz konusu olmadığını belirterek biz masadayız fakat masadan kalkan 5 kişi e, var diyor ve krizin sağduyu ile çözüleceğinden e, bahsediyor. Çözüleceğine inanıyoruz diyor. Bu da çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, bu arada İyi Parti'nin e, tabanın sosyolojisini iyi okumadığı ifadeleri var. Birçok İyi Parti'nin partisi Evet yani birçok İyi Parti'nin partilinin partiler istifa ettiğini duyurduğu ve istifa görsellerini paylaştığı gözleniyor deniyor. Bu çerçevede sağ elini yeni bir parti olarak seçmenleri henüz tam olarak konsolide edememiş. İyi Parti'nin nasıl bir yol izleyeceği yorumları var. İyi Parti'nin bu arada çok iyi okuyamadığı, İyi Parti sosyolojisi de var deniyor ve milliyetçi seçmen önemli olmak önemli olmakla birlikte İyi Parti tabanında kentli, liberal, seküler bir seçmen olduğu da ifade ediliyor. Bu arada Dolceveli'de şöyle bir yorum var. İlginç Türkler Mayıs ayında Cumhurbaşkanı seçmeye hazırlanıyor. Ancak muhalefet ittifakı görevdeki Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okuyacak bir aday üzerinde anlaşamıyor deniyor. İyi Parti özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşan genel seçimlerde görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okuyacak aday olarak seçilmesi üzerine tabii, muhalefet ittifakından çekildiği ifade ediliyor ki bölünmüş muhalefetin Erdoğan'ın işine yaradığı ifadesi var. Kendisi ve diğer parti liderleri özellikle Per Perşembe günü Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda mutabık kalmış. Akşener'de ortak Cumhurbaşkanı adayımız konusunda ortak bir mutabakada vardık. Açıklamasını yapmıştı, yorumları var. Tabii Erdoğan'ın kötüye, e ekonominin kötüye gittiği ve Türkiye'de 45 binden fazla insan ölümüne neden olan depremlere verdiği te tepki nedeniyle de e yani kamuoyunun kendisinden uzaklaştığı bir dönemde seçmenlerin kendi performansına ilişkin kuşkularını giderme şansı birden fazla aday çıkaran bölünmüş bir muhalefet karşısında artmış görünüyor. yorumları da var Bu arada Der geldi. ilginç bir yorum var sevgili e, Namık Koçak yorumda öte öyle olaylar vardır ki diyor korkunç bir şeyin yoksa yoksa harika bir şeyin diyor, başlangıcı olduklarını bilemediniz diyor. Bazen ikisi de mümkün olabilir diyor yani ayrılmanın da. ...bir biçimiyle faydalı olabileceği yorumları yapılıyor. Bu çok önemli. Yani özellikle de seçimler büyük bir olasılıkla 14 Mayıs'ta yapılacak diyor. Bunu yapan Özlem Topçu, Derspilgil'de bu yorumu yapan, yazıyı yazan o. Ve bu arada kendisinin de CHP liderinin adaylığına karşı olduğunu... ...aslında Meral Akşener'le daha önce de konuştuğunu yazıyor. Çok açık bir şekilde. Yakın zamanda kendisiyle yaptığı bir konuşmada da dahil olmak üzere sık sık dile getirdi diyor. Yani... Muhalefet yeniden bir araya gelmeyi başarabilecek mi? Muhtemel farklı bir konstelasyonda deniyor. Kılıçdaroğlu böyle bir şeyin ipucunu verdi deniyor. E yani aslında Akşener siyasetçinin hesabı tam olarak nedir diyor. Yani deneyimli siyasetçi. Cumhurbaşkanı sayısında güçlü adama mı yarayacak diyor. Sarayındaki güçlü adama mı yarayacak yorumları yapılıyor. Bu arada tabii senin de yok çok yakinen tanıdığın yani Frankfurt'ta algımanı Al da geçen hafta da yayınlarında yer vermiştin. Evet. haberler yer vermiştin. Önemli. Yani bir 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 aday üzerine anlaşamıyor yorumunu yapıyor Rainer Herman e, vermişti sen onu. Yani İstanbul ve Ankara'nın iki CHP'li büyükşehir belediye başkanı İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Kılıçdaroğlu meydan okumaya çağırdı diyor Akşener bu doğru bir yöntem değil. Onlar da hemen e, parti liderlerini desteklediler kendi parti liderlerini. Cumhur Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediler. Diğer dört parti de diyor, e, Kılıçdaroğlu yine konuştu ve bu arada önemli bir yorum yapıyor. Erdoğan'ın Truva atı mı diyor Meral Akşener. Yani o, o arada onu da söylemiş olalım. Akşener'in niyetleri hakkında söylentiler var diyor. Muhalefet çevreleri onu Şubat 2022'den 6 partinin oluşturduğu muhalefet ittifakından çekilerek Erdoğan'ın Truva atına dönüşmekle suçluyorlar diyor. İmamoğlu'na yönelik önerisi bağımsız olmayan yargının tehdit ettiği gibi İmamoğlu'na siyasi yasak getirmesi halinde Erdoğan'ın görevde kalmasını sağlayabilir yorumunda bulunuyor. Kürtlerin yavaş oy vereceği de kesin değil diyor. Bu da Erdoğan'a bir seçim zaferi kazandırır yorumlarında yorumunda bulunuyor ki bu çok önemli. Yani 6 Parti'nin e, uzmanları muazzam bir çalışma yürüttü deniyor yine aynı yorumda Rainer Herman'ın yorumunda. Bu uzmanlar 240 sayfalık ayrıntılı bir hükümet programı hazırladılar. Yani aslında İyi Parti'nin, CHP'nin aksine küçük partilerin adaylarına listelerinde yer vermek ve yer vererek meclise girmelerini sağlamaya hazır olmaması nedeniyle de ittifakta gerginlikler yaşanmıştı yorumları da yapılıyor. Bunu da söylemiş olalım ki bu arada Ryan Saituk da bir yorum yapmış. Muhalefet partisi Erdoğan'a karşıtı ittifaktan ayrıldı diyor ve her şey bir yana Türkiye'deki muhalefet partilerinin oluşturduğu ittifakın ikinci en güçlü gücü şaşırtıcı bir şekilde ittifaktan ayrıldı diyor. Yani bu bu durum özellikle bir partinin işine yarayabilir yorumunda da bulunuyor. Bu arada kızılayla ilgili sevgili Namık Koçak sen ifade etmiştin, ee, yani önemli yorumlar da var, tartışmalar da var, haberler de var. Kızılaya sahip çıkan kızılhaç hedef oldu hedef. Gerçekten Almanya'da e, Türk Kızılay'ın sivil toplum kuruluşu Ahbaba çadır sattığının ortaya çıkmasının ardından başlayan tartışma Almanya'ya da taşındı ve yıllardır Türk Kızılay'ı ile işbirliği yapan Alman Kızılaç örgütü elindeki bütün çadırları verdiyse ahbap veya satış yapıldığı gündeme e, gelen diğer kurum ve şirketlere verilenlerin nasıl açıklanacağı sorusuna yanıt vermemiş Alman Kızılaç ve bununla da ilgili çok büyük eleştiriler var yani onu da söyleyelim Alman Kızılaç'ına 2002'de Almanya'nın doğu eyaletlerinde 2021'de de batıdaki ee, ağır vadisinde büyük iki sel felaketi yaşadığını hatırlatarak Kızılaç'ın o dönemde sivil toplum kuruluşlarına çadır, gıda ve e, hastanelere kan satmadığını belirtiyorlar. Çok açık bir şekilde Alman Federal Meclisi'ne de bir önerge veren Alman Son Partili Milletvekili var ki Gökay Akbulut'ta iddiaların tümüyle aydınlatılmasını talep ediyor ki haklı olarak yani Kızılay'ı biraz önce Sayın Sinan Sinan Bey'den açıkladı, anlattı, çok da önemli açıklamalarda bulundu. Yani geçmişini anlattı, bu önemliydi. Yani ah baba çatı satışında Türkiye-Almanya parlamenterler arası, Dostluk Grubu Başkanı Max Lux da tepki göstermişti ve e, acil ihtiyaç duyulan çadırların pahalıya satıldığını duyuyoruz. Bu çok bayağı Deprem zedeler insani bir acıyla inliyor ve yakınların ölümüyle bahşetmeye çalışıyor. Yani. Paylaşımı da yapmıştım. bunu Dünyaya da söylemiş olalım olur. ve Çok yazık tabii. Yani evet gerçekten. Evet. Alman Kızılaş 20 milyon euro bağış topladı. Onu bile şimdi tartışıyorlar. Nasıl gideceğini, nasıl ifade edileceğini. Bu arada bir Alman müzik grubu da depremzedeler zedeler için 1,6 milyon euro toplamış. E ona, ona bu yardım kampanyası da devam ediyor. İlginç. Bunu da şunu da söylüyorlar. Grup e, bütün gelirlerini, üretim masrafları düştükten sonra Depremzedelere ulaştırılmak üzere Alman Kızılaç örgütü, sınır tanımayan doktorlar örgütü ve Medico International'ın ara aktarılacağı da belirtiliyor sevgili Namık Koçak. Çok teşekkürler recai. Ee... Uluslararası güveni olan bir kurumdu. Do, yani işte Kızılaç bağlantısı çok Kresi, önemli bir şey söyledi. Uluslararası güven duyulan bir kurum Kızılay'ın bu hale getirilmesi. Gerçekten üzüntü evet. verici evet. ve her yurtsever, her Türkiye cumhuriyeti yurttaşı bundan hicap duymalı. Utanç Hakikaten. Utanç yani uygun. burada bakın eleştirilmesi gereken Kızılayı bu duruma getirenlerken kim eleştiriliyor? Ya evet. kızı kız Kızılayı eleştirenler eleştiriliyor bugün. Evet evet. Oysa ki doğru tavır nedir? Ya Kızılay nasıl bu hale getirildi? Niye bu hale getirildi? Evet. Yani kökenleri ta Osmanlı İmparatorluğu'na kadar dayanan cumhuriyetten bile eski olan bu kurum nasıl bu hale getirildi sorusuna cevap bulup bunu bu hale getirenleri e, deşifre edip onları hatta yargılamakken evet. doğrusu buyken yani yurtseverlik bunu gerektirirken bugün e, ne deniyor? Evet Kızılay'ı eleştirdiğiniz zaman bugünkü Kızılay'ı eleştirdiğiniz zaman siz vatan aynı damgası yiyorsunuz gibi, neredeyse. Gibi. Yani. Evet Reca Ayansu çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Şimdi tabii e, programın sonuna doğru gelirken ee, bir şey daha var orada. Bu evet ya üzüntü e, verici. Yani. Yabancı yayınlar Gerçekten. bile diyorlar ki e, seçmen taban e, meselesini e, görüyorlar onlar da görüyorlar. Onlar da, onlar da görüyor, insanlar, görüyorlar hani Orada da yaşayan yurttaşlar öyle bir ifade da, var çünkü. Ya bunu herkes görebilir. Peki görebilir. E, Meral Akşener görmüyor mu? Bence e, herkes görüyor. Herkes görecek. Görmek zorunda. Peki mecburiyetleri olabilir Ve, mi? E, ben şuna inanıyorum. E, halka rağmen Hareket edilemez. Halka rağmen atılan adımlar başarıya ulaşamaz. Ve ben özellikle tecrübeli siyasetçilerin bu gerçeğin farkında olduklarını biliyorum. Onun için e, şuna mecbur olduğunu düşünüyorum muhalefet siyasetçilerin. E, halka kulak vermek ve halkın birlikteliğini, bütünlüğünü bozacak davranışlardan kaçınmak. Buna mecburlar e, seçimden önce... Samimi bütün muhalif siyasetçilerin bu anlamda bir araya geleceklerini, çünkü gerçek anlamda bir beka meselesiyle karşı karşıya olduğunu, Türkiye Cumhuriyetinin gerçek anlamda bir beka meselesiyle karşı karşıya olduğunu, onların da Anladım. gördüklerini tahmin ediyorum, biliyorum. Dolayısıyla bu sürecin, evet, bu sürecin seçim öncesinde halkın istediği şekilde. O bütünlüğün sağlanmasıyla noktalanacağını onu düşünüyoruz gerçekten. Evet çünkü başka seçeneğimiz yok. Ya başka başka bir başka bir alternatifimiz evet. yok. Ayrışmak bölünmek. O yüzden e, böyle böyle ve, bir seçeneğimiz yok evet. Namık Bey. Gençliği tabii bir daha okuyalım diyorum. <gülüyor> buyurun buyurun. <laughs> Ey Türk gençliği. Evet. Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel seni en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyetini müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namusait bir şekilde tezahür etmiş olabilir. İstiklal ve Cumhuriyeti'ne kast edecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri sap edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur demiş ve böyle bir görev vermiş. Bunun ötesini son evet, söz olarak mesela. Bu, bunun ötesi yok. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyıla e, çağdaş layık kimliğiyle e, taşımak zorundayız e, ve taşıyacağız. Buna inanıyorum ben. E, siyasetçiler millete kulak vererek milletin e, oluşturduğu bütünlüğü, birliği, ittifakı e, bozmadan seçime girmek zorundalar ve girecekler diye düşünüyorum. Çünkü başka bir seçeneğimiz olduğuna ihtimal vermiyorum. Başka bir seçeneği kalmamıştır Türkiye'nin. İkinci yüzyılın e, arifesinde e, bu seçimler seçim olmanın ötesinde anlamlar taşımaktadır. Ya karşı devrimin Türkiye Cumhuriyetini e, ele şekillendirmesini artık son, e, artık rütuşları yapma noktasına evet. geldiler. Şekillendirmesine e, izin verecek birileri ya da millet buna izin vermeyecek. Karşı çıkacak. Millet buna karşı çıkacak ve millet bir başarıyor. siyasiçilere düşen görev bir aday göstermeleri. Evet. Yani evet. kahraman değil bir aday, bir aday. Sıradan, düzgün, dürüst bir evet. aday istiyor millet evet. onlardan. Evet. Bir kahraman istemiyor. Doğru. Onları temsil temsil edecek bir, bir, bir birini istiyor. Evet. Bunu başarmak zorunda muhalif siyasetçiler. Kesinlikle, kesinlikle. Ve başaracaklarına inanıyorum. Kesinlikle. Çok evet. çok teşekkürler Sinan teşekkür Meydan. Sağ olun. Evet şimdi bizden sonra başka sohbetler var. Nülfer Bayıklı'nın e, konuğu, jeofizik mühendisi, profesör, doktor Övgün Ahmet Ercan. İlgiyle izleyeceksiniz onu da. Çünkü e, yeni e, konferanslar yapıyor. Bölgeye de gitti geldi Övgün Ahmet Ercan Hoca. E, biz... Bu hafta sonunda da bitirdik. Yarın normal hafta içi forumda birlikte olacağız.